Öğretmenim. Ben artık okula devam edemem öğretmenim. Çok zor durumdayız. Babam çalışmak için İstanbul'a gitti. Ama dönmedi bir daha. Aylardır ne arayıp ne soruyor ne de para gönderiyor. Artık ümidi kestik zaten. Benim hemen bir iş bulup çalışmam gerek. Para kazanmam gerek. Ama oğlum bu doğru bir karar değil ki. Ben senin böyle okulu yarım bırakmana razı olma. Hem sen daha kaç yaşındasın? Nasıl çalışacaksın da ailene bakacaksın? Bakarım öğretmenim. Bakarım. Mecburum. 3 tane kardeşim var benim. Hepsi küçük. Biri daha anamın kucağında işte. Bence siz yine de bu kadar acele karar vermeyin. Yani ben de gideyim bir öğretmen arkadaşlarımla konuşayım. Bir bakalım neler yapabiliyoruz. Size yardımcı olmak için mutlaka bir yol bulunmuş, merak i̇nşallah, etmeyin. İnşallah hocam, inşallah. Yok öğretmenim, hiç yormayın kendinizi. Bizim işimiz öyle yardımla olacak gibi değil. Hem ben okuldan da okumaktan da vazgeçtim artık. Tek istediğim düzenli bir iş bulmak. Birkaç yere girip denedim ama olmadı. Ah oğlum, ah. Ne okula devam edebiliyorsun, ne de bir yerde tutunup çalışabiliyorsun. Ama bunun tek sebebi var öğretmen hanım. Aklı, fikri hep boş şeylerde. Neymiş o boş şeyler? İşte icatlar, buluşlar, olmayası şeyler. Ne geçecekse eline. Mucit kesildi başımıza. Taner abisini özenmiş belli. Ama bu işlerden bize fayda yok oğlum. Değil mi öğretmen hanım? Sen de bir şey söyle ne olur. Aklını başına alsın bir an önce.